Erol Bey, sakın beni vazgeçirmeye kalkışmayın. Bu sefer kesin kararlıyım. Sermet Kara ile dava açacağım. Hayda. Ne oldu şimdi durup dururken? Durup dururken mi? Ne oluyor Narin? Sizden tanıklık etmenizi isteyeceğim. Bugüne kadar beni gizli gizli nasıl takip ettirdiğini, Fırat Kazan davasında nasıl özellikle beni kullanmak istediğini anlatmanızı rica edeceğim hakim karşısında. Saçmalama Narin, otur şöyle de konuşalım hadi. Ben kararımı verdim. Narin! Nar! Efendim Hülya? Kim? Silahtar biri sen mi? Tabii bağla, bağla, bağla. Günaydın Silahtar Bey, nasılsınız? Bu ne demek oluyor Narin? Ha? Sen bu şirketi mayınlamaya mı karar verdin? Ya derdin ne senin? Ne diyorsunuz siz Erol Bey? Ne mayınlaması? Az önce Silahtar Birsel beni aradı. Bir açıklama yapmaya bile gerek duymadan bütün ilişkisini kesti bizim şirketle. Ne demek oluyor bu Narin? Hı? Yoksa sen kendi başına firma açmaya falan mı karar verdin? Böyle sevgilini sana bağlayacak silahların işlerini. Bak Narin seni uyarıyorum. Böyle bir şeye kalkışırsan çok ağır ödersin. Bu eksikti. Erol Bey, benim bu işle hiçbir alakam yok, tamam mı? Sermet Karayel hafta sonu onca yolu gelip Atıf'ı kendi evinde tehdit etti. Fırat Kazan da sizin Sermet Karayel'in gizli ortağınız olduğunu anlattı. Herhalde o da babasını anlatmıştır muhtemelen. Ne? Ya neler saçmalamış o Fırat Kazan? Manyak mı o herif? Ekonomi dünyasının önde gelen isimleri bunlar sonuçta, değil mi? Kulakları deliktir. Bakın, sizin Sermet Karayel'le olan arkadaşınız ne kadar yanlış anlaşılıyormuş, değil mi? Halbuki kredi davasında adınızın duyulmasını bile istemediniz. Beni ortaya sürdünüz ama olmadı işte, değil mi? Bana yol göründü belli ki. Tazminatımı ödese bari. Fırat Bey, istediğiniz raporları hazırlattım. Fırat Bey. Fırat Bey. İstediğiniz dosyaları hazırlattım. Ve Atıf Birsel geldi, sizi görmek istiyor. Gelsin. Buyurun Atıf Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Arabanın anahtarını getireyim dedim. Niye zahmet ettin ki? Şoförlerden birini gönderecektim. Geç otur. Seni göreyim istedim. Vaktim varsa biraz da konuşalım. Tabii. Ne içersin? Sert bir kahve iyi olur. Sen delirdin mi kardeşim? Ha? Silahtar Birsel'in oğlunu tehdit etmek de ne demek oluyor? Ya adam benim en iyi müşterim. Di. Çünkü az önce tak diye kesti bütün ilişkisini bizim şirketle. Allah Allah. Bana kızıp senin ilişkisini niye kesiyor ki anlamadım şimdi. Yok yemeyeceğim. Ya Fırat Kazan abuk sabuk konuşmuş bunlar ortak diye. Ve kafasını bulandırmış tabii Atıf Birsel'in. Sermet bak, bu iş piyasada bir duyulursa bir tane müşterim kalmaz, dükkanın kapısına kilidi vururum. Ya tamam vuralım, o bir şey değil. Ama işte arkasından gelecek o soruşturmalar, kuşkular, dedikodular. Yani birkaç ay içinde hepimizi çekerler bizim. Sermet, sana yemin ediyorum. Eğer beni batırırsan, seni de yanımda dibe çekerim, haberin olsun. Tamam mı? Hemen Hikmet Kazan'la konuş, oğluna sahip çıksın. Yapma, yok abi sana demiyorum. Tamam, orasını hallederim ben. Sen de Narin'le konuş. Bana dava açacağım falan bir şeyler söylüyordu. Açmasın davaya. Biliyorum, biliyorum. Haberim var, söyledi bana. Ya sen de Narin'i tanımıyormuş gibi konuşma Allah aşkına. Öleceğini bilse o kafasına koyduğunu yapar. Ama senin elinde çok daha büyük bir koz var. Senin vazgeçirmen daha kolay. Yok. Şadi hazır değil, daha insanın içine çıkartamam. Ha, zamanı ya da değil. Başka çaren yok. Toparla şu işi Sermet. Senin kontrolsüz davranışların yüzünden hepimiz yanacağız. Hemen hallet. Allah Allah. Tamam, hallederim. Eyvallah. Ya yemeyeceğim. Kardeşim alsanıza çocuğunuzu ya. Ben mi uğraşacağım burada bununla? Abi ön tarafta çocuk yasak. Hani kucağında sıkı tut da gezinmesin ortalara. Öyle. Narin onu korumama müsaade etmiyor. İçim hiç rahat değil. Yani bu Sermet ona zarar verecek mi vermeyecek mi emin olamıyorum. Sen bu adamı bayağı eskiden beri tanıyorsun. Senden bilgi almak istiyorum. Kim bu it? Erol Bey'le ne işler karıştırıyor? Ne bu hal? Böyle ateş bacayı sarmış ha. Senin için mahsuru yok değil mi? Hayırlısı olsun. Sağ ol. Yani Narin hiçbir işine karıştırmıyor. Eğer sen bana bilgi verirsen inadını kırabilirim diye düşünüyorum. Zaten konuşacağım, şirketten ayrılmasını isteyeceğim. Babamla da konuştuk.
Birsel Holding bugün itibariyle Erol Bey'le hiçbir iş bağlantısı bırakmadı. Vay canına. Şirkete gitmiyorsun ama baban tek bir lafınla hukuk bürosunu tekmeye basıyor, öyle mi? Bizim babamla aramızda özel bir baba-oğul ilişkisi var. Sen bu mevzuları boş ver de, yani bana şu adamdan biraz bahset. Gerçekten bilgiye ihtiyacım var. Yani o adama dünyayı dar etmek istiyorum. Verebileceğin en ufak bilgi bile benim çok işime yarayacak, lütfen. Atıf. Senin boyunu aşar bu işler. Narin seni işlerine karıştırmamakla doğru bir şey yapıyor. Bak eğer senin başına bir şey gelirse herkes başta Narin çok üzülürüz. O gibi adamların eli bize uzanamaz. Merak etme. Seni kışkırtmak istemiyorum ama... o gün Sermet'in adamıyla aşağı indiğin zaman yüzünün halini gördüm. Sen böyle kafasına silah dayanmaya alışkın bir adam değilsin. Bu heriflerle hangi dilden konuşulur bilmezsin. Hani onların sağları solları belli değildir. Bence sen işi akışına bırak. Fazla takılma yani. Bak sana daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Narin tehlikede değil ben olduğum sürece. Ama senin için aynı şeyi söyleyemem. Ve işler çığırından çıkarsa senin için elimden hiçbir şey gelmez. O gün biraz hazırlıksız yakalandım. Bir daha zor. Peki. Ama sen yine de benim lafımı yabana atma. Efendim. Tamam, geliyorum. Benim genel müdürle haftalık bir toplantım var. Sen keyfine bak. Vay be. Bu herif de beni iyice bebe yerine koymaya başladı. Hadi bakalım Fırat Bey. Ben o Sermet'in başına geçireyim de bu dünyayı. O zaman göreceğim suratını. Ay! Bu ne? Hay, al, bu ne kepazelik ya? Bu nedir ya? Ah canım benim, bu kızın talihsizliği, şanssızlığı. Ah canım benim, şimdi görünce ne yapacak? Tüh sana ya. Ah Narin'im. Dur kızım, dur dur. Ne yok bu dümen ya. Senin pandayı yatıştırmak için Atıf ayarladı. Dün söyledi bana. Yalan da olan yani. Öyle tek fotoğraflık manken bir kız. Ha. Biliyoruz rol icabı tuttuğunuz kızlarla ne atlar karıştırdığınızı Can Efendi. Bana bak. Yoksa bu kızı da o Şadiye'nin patronu Parlak'tan mı buldunuz siz? Ha. Her olayı buna bağlayacaksın artık değil mi? Böyle temcit pilavı gibi ıstıp ıstıp önüme koyacaksın. Ya Parlak Niyazi'yi bulsak zaten kızı buluruz. Bunu öteki ayarladık. Bir de Mat Niyazi var. Tamam. Hiç seninle kavga edemem kardeşim bu haldeyken. Tamam. Kavga çıkartma o zaman hayatım. Aa, bir de çirkin bu ya. Aferin Atıf Birsel. Adam ol, yola gel. Görüyor musun mevzuyu? Mabadını kurtarmak için tezgah kurmuş. Aklı sıra beni kandıracak. Olsun. Bu da bir şey. Tırsta olan. Aklına kötü bir şey gelmez artık. Korku dağları bekliyor tabii. Alo. Ya Hikmet Baba, gözünü sevmiş oğluna sahip çık. Yani o karınca kadar beyniyle niye çarşıyı pazarı karıştırmaya kalkıyor? Ne oldu, ne yapmış ki? Bu silahtar Birsel var ya, tekstilci olan. Ha, duydum adını. O işte bizim Erol'un en büyük müşterilerinden bir tanesi. Ya gitmiş onun oğlunu abuk subuk konuşmuş. Yok biz onunla ortakmışız da, beraber iş yapıyormuşuz da, falanmış da, filanmış da, haamış da, olmuş da. Bütün mevzuyu çarşıyı pazarı karıştırmış yani. Adam da sinirlenmiş, Erol'la selamı sabaha kesmiş. Erol delirdi, beni aradı. Yani iş uzarsa damarımızı kesecek vallahi. Hikmet Baba, yani bir tane aklı evvel köşe yazarı çıkıp bu konuyu yazarsa... yemin ediyorum kendimizi Virgin Adaları'nda bakkal dükkanı işletirken buluruz. Sahip çıkış çocuğa ya. Tamam, ilgileneceğim ben. Sen kapat telefonu. Efendim. Aklını mı oynattın sen Fırat? Ne demeyi Erol'la ilgili ileri geri konuşuyorsun orada burada? Adam yıllardır hem bizim hem Sermet'in işlerini yürütüyor canla başla. Kim kaybetmiş de o bulacak ortaklığı? Baba bak, ben seni uyarıyorum. Kendi iyiliğin için ikisiyle de işlerini bir an önce bitir. Size bu akılları veren avukat bozması Erol'u da baro donattırmak için elimden ne geliyorsa yapacak. Uyarmadı deme. Oğlum yapma bak. Ne çabuk unuttun ölümlerden döndüğün günleri. Durduk yerde yine çekeceksin şimşekleri üzerine. Ayrıca fazla eşelemeye gelmez, ucu bana da dokunur. Beni de yakarsın ona göre ha. Peki baba. Ben evlat olarak vazifemi yaptım.
Sonra uyarmadı deme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.